istersen evimize gidelim. Yani burada rahat edemeyeceksen sen nasıl istersen öyle yapalım. İyi böyle. Gidemem ben o eve. Buraya geldiğimizde iki yabancıydık. Hatırlıyorsun değil mi? Ama sanki yıllardır tanıyordum seni. O bakışın, sıcacık gülüşün çok etkilemişti beni. Etkilemişti ama çaktırmamıştım tabii. Bana kahve ısmarlamak istediğinde dedim acaba bu kız benden hoşlandı mı? Hoşlandığım için değildi. Yaralı bir köpeğe yardım ettiğin için ısmarlamak istemiştim. Biliyorum. Sonra geldim kapına, evlenme teklif ettim sana. Az kalsın dövecektim beni. Sabahın köründe gelmiştin çünkü evime. Anlaşma şartlarına öpmek, dokunmak yok diye eklemek istemiştin. Baktığımda içim titriyor. O zaman da titriyordu. Şimdi de titriyor. Sen bana dokunduğunda kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Sen benim nefesimsin, nefesim. Canımsın sen benim. Ben sensiz hiçim. Seni çok seviyorum. Geçecek bu günler. Atlatacağız. İyileşeceğiz. Sen yine güleceksin. Sen güleceksin, biz güleceğiz. Kahkahalar atacağız birlikte. Anne olacaksın. Kocaman bir aile olacağız. O kız yok artık Ferit. O gülen kız yok. Söyledim sana daha önce. Hayata tutunan kız yok artık. Yapma Ayşe. Yapma böyle. Bebeğimle beraber benim yüreğim de koptu. Bak ben de üzülüyorum, ben de kahroluyorum ama toparlanmamız, kendimize gelmemiz lazım. Ne yapayım, güleyim mi? Eğleneyim mi? Ben bebeğimi kaybetmişim ya. Benim gülmeye hakkım var mı Ferit? Ayşe, ben de bebeğimi kaybettim. Ben de baba olamadım, ben de aynı acıyı yaşıyorum. Aynı acıyı yaşayamazsın. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun aynı acıyı yaşayamayacağımı? Ben de o bebeğin babasıydım. Bilmiyorum doğru. Çünkü o gün yalnızdım. Ya ne yalnızı Allah aşkına, ne yalnızı ya? Bir kere aradın, bir kere açamadım. Yalnızdım deyip duruyorsun, ne yalnızı? Ayşe, bilsem açmaz mıydım? Allah beni kahretsin seni yalnız bıraktığım için. Allah beni kahretsin o telefonu açamadığım için. Ya ben sevdiğim kadını korumak istediğim için seni yalnız bıraktım. Bilmeyerek, istemeyerek. Koruyabildin mi beni? Koruyabildin mi beni? Söylesene. Ya ben ne desem suç, ne yapsam hata. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Ne yapayım ben Ayşe? Ne istiyorsun benden? Sus Ferit, sus. Sus ya. Senden sadece susmanı istiyorum. Bana hiçbir şey yapma. Bana hiçbir şey söyleme. Ya çenesiyle yiyip bitirecek oğlum. Tarttın mıydı? Allah sabır versin. Şüphenin, doğrunun peşinden gittim. Ne oldu? Yanıldın. O gün yanında olamamamın tek sebebi seni korumaktı. Anlatmaya çalıştım sana ya. Sözümü kestin, dinlemedin beni. Sustum, tamam dedim, toparlansın dedim. Toparlanmanı bekledim ama yok, yok. Bravo sana. Gerçekten bravo. O sabah beni sen değil ama Mirza kurtardı. Ha, Mirza kurtardı öyle mi? Mirza kurtardı beni, evet. Mirza. Mirza. Bak. O Mirza'nın karavanında ne buldum ben, görüyor musun? Bak bu kimin fotoğrafı bu? Kim bu?
Bu benim. Ya senin çocukluk fotoğrafın o Mirza Bey'in karavanında geziyor. Kim bu Mirza Ayşe, kim? Ya bu adam tekin bir adam olsa bu fotoğrafın ne işi var onun karavanında? Ne geziyor onunla bu fotoğraf? Ne istiyorsun sen benden? He? Ne istiyorsun, ne yapayım? Et diye süt diye karışmayayım, bunu sineye çekeyim öyle mi? Kusura bakma Ayşe, ben bu adamla hesaplaşırım. Sen bile engel olamazsın bana. Kimse duramaz önümde. Neymiş, yanında değilmişim. Kalp Yarısı ATV'de.